Murat, zor koşulların arabası. Stop! Tamam, çok güzel oldu Hakan'cığım. Şimdi ikinci sahneyi hazırlayın lütfen. Nasıldı? İyi miydin? Nasıl olacaksın? Yine harikaydın. Bu restor bozuntusu da çok ileri gidiyor. Şunu soyunu sopunu öğrenin demiştim size. Sadri dünden beri onların peşinde. Adamın kızın dalgası olduğu muhakkak. Kim olduğuna gelince birazdan öğreneceğiz. Çok iyi oynuyor. Bu restor Salih'in kardeşiymiş. Vay canına. Dünyada aklıma gelmezdi. Demek o Hergene'nin kardeşi ha? Şimdi yaktım seni Salih. O kendini beğenmiş yakışıklı yüzünü ayaklarıma kapayacaksın. Bundan kimseye söz etmeyin. Bora'ya da söyleyin yarın sabah onda bana gelsin. Yeni bir iş konuşacağım onunla. Çekime Avrupa'da mı devam edelim? Evet. Dünkü çalışmanızı izledim. Sizi kutlarım. Her şeyin daha gösterişli, daha mükemmel olmasını istiyorum. Ama bu bir hayli pahalıya patlar. İşin para yanına düşünmeyin. İki gün sonra yola çıkarsınız. Sizin ve ekibinizin pasaport ve döviz işlemlerinizi ben hallederim. Düşünün, ismimiz İtalya'da, Fransa'da, Avrupa'da. Gerçekten etkili olacak. Serpil Hanım'ı da götüreceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Nasıl olsa para sizin. O zaman hiç vakit geçirmeden hazırlıklara başlayın. Yarın telefon eder, gelişmeleri bildiririm size. Hı-hı. İyi günler. Güle güle. Bu iş tamamdır. Paraj işi artık bizim demektir. Ne ilgisi var bunun o işi? Hem de öyle bir ilgisi var ki, anlaman için iki gün yetecek. Evet, ne oldu? Tam düşündüğümüz gibi patron, şimdi kızın evinde. Sersem, benim için arabası önemli, onu soruyorum. O da tamam patron, yarın yolculuğa arabasıyla çıkıyor. Araba şimdi Cihangir'deki garajda, sabah alacakmış. Bu iyi işte. O zaman sabaha kadar işini bitirirsiniz. Meraklanma patron, her şey planladığın gibi olacak. Tamam. Sonun yaklaştı Salih Efendi. Elini çabuk tut, çabuk. Eskisinden iyi oldu, Feriş daha gelse anlayamaz. Hadi kapıyı kilitle, düğüne buradan, çabuk çabuk. Hadi çabuk. Dur, tamam. Hadi. Gel. Ne oldu? Kız hakkındaki bütün bilgiler burada. Ama korkarım hoşunuza gitmeyecek. Bazı polis raporları da var. Polis raporları mı? Evet efendim. Her şey bu dosyanın içinde. Bana ihtiyacınız olursa dışarıda bekliyorum. Öpeyim anne. Güle güle. Hoşça kal. Kendine dikkat et oğlum. Arabayı da fazla hızlı sürme sakın. Merak etme anacığım. Çocuk değilim artık. İyi yolculuklar. Merhaba. Hareket için sizi bekliyorduk Bora Bey. Hoş geldiniz. Yola çıkabiliriz. Herkes hazır mı? Evet hazırız. Serpil Hanım daha aşağı inmedi mi? O da hazır. Ekrem Bey bizi yolcu etmeye gelmiş, onun arabasında. Hiçbir şey unutulmasın. Baş üstüne. Günaydın. Günaydın Bora. Hayrola Ekrem Bey? Siz de mi geliyordunuz? Hayır Bora. Ekrem Bey bize iyi yolculuklar demeye gelmiş. Keşke gelebilseydim. Böyle bir tatile çok ihtiyacım var ama işlerim başımdan aşkın. Biz tatile değil, iş yapmaya gidiyoruz. Ben tatili kendim için düşünmüştüm oğlum. Siz tabii iş yapacaksınız. Hadi yola koyulun. Hiç aklından çıkarma. Bomba gibi bir film istiyorum. İyi yolculuklar. Sağ olun. Güle güle. Hadi çocuklar, hepimize hayırlı olsun. Kapıkule sınırında buluşuruz.
Keçi kafalı toy kerata. Bakalım yaşamının bundan sonraki bölümü nerelerde geçecek. Bu herifin sana olan ilgisinden hiç hoşlanmıyorum. Kıskançlık sana hiç yakışmıyor, biliyor musun? Ne istiyordu? İyi yolculuklar dilemeye gelmiş. Sadece o kadar mı? Tabii. Yalnız bana değil, hepimiz için gelmiş. Yalvarırım, bırak böyle tatsız şeyleri. Sen dememiş miydin bana önümüzde yepyeni bir dünya var diye? Hiç merak etmeyin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl gitti? Harika, her şey düşündüğümüz gibi. Birkaç saat sonra Salih'in çırasını yakacağız beyler. Bey geldiler. Sizinle görüşmeleri gerekiyormuş. Kim dedin anlamadım. Ekrem Kur'an Bey efendim. Peki gelsin, bekliyorum. Sen ha? Aslında bu kararı vermem kolay olmadı. Ben de çok düşündüm. Ama telefonda halledilecek mesele değildi bu. Evet, seni dinliyorum. Yalnız pek vaktim yok. Misafirperverliğine hayranım doğrusu. Ama benim de fazla vaktim yok. Hemen konuya gireceğim. Güç durumda olan biri için yardım istemeye geldim. Güç durumda olan biri mi? Kimmiş o? Kardeşin. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Kardeşimin adını ağzına alma. Bora'nın arabası en geç yarım saat içinde gümrüğe girecek. Film ekibiyle beraber olduğu için ondan şüpheleneceklerini sanmıyorum. Her şey yolunda giderse gümrükten paşa paşa geçerler. Ne demek her şey yolunda giderse? 15 dakika içinde buradan istediğimi elde etmiş olarak çıkmazsam adamlarım gümrüğe bir ihbar telefonu edecekler. İhbar? Kimi ihbar edecekler? Bora'yı tabii. Arabasının bazı yerlerine külliyetli miktarda uyuşturucu saklamış. Bunu yurt dışına çıkarmanın cezası çok ağırdır, bilirsin. Yazık olana, ömrü hapislerde çürüyecek. Bora böyle bir iş yapmaz. O yapmadı tabii. Haberi bile yok çocuğun. Ama o dün gece sevgilisinin kollarında sabahlarken birileri arabasına yerleştirmiş. Kalleş, kardeşimi pis işlere bulaştırmayacaktın. Geberteceğim seni. Eğer bana bir şey olursa kardeşin hapislerde sürür diyorum sana. Peki söyle, ne istiyorsun? Ha şöyle, iki medeni insan, iki iş adamı gibi konuşalım. Bu belgeyi imzalayınca baraj işinden vazgeçmiş olacaksın. İhaleyi biz alacağız. Sen bir yılandan farksızsın. Bu kadar büyütme canım. Sonuçta kaybedeceğin para olacak. Bu para milyarlar bile olsa kardeşin yaşamına değmez mi? Ne oldu Bora? Niye sustun? Birden içimi garip bir sıkıntı kapladı. Seni böyle görmeye hiç alışmamışım. Hadi gülümse biraz. Akıllıca davrandın Salih. Şimdi kardeşin gümrükten başı belaya girmeden geçer. Ya arabadaki uyuşturucu? Bora'nın haberi bile olmadan sahipleri onu geri alır. Sen merak etme. Bunu yanına bırakmayacağım. İçini sakın kin bürümesin. İş hayatında olur böyle şeyler.